Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni, yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kaya Haber Bülteni'nin 7. bölümüyle karşınızdayım. 7 benim uğurlu sayımdır. Kamerayı sabitleyecek bir şey bulamadım. Bari şöyle yapayım ya. Tamam, yes my friend, artık başlayabiliriz. Sanki çok güzel olmuş gibi. Neyse, daha fazla daha uzatmayalım. Evet, bugün sizlerle birlikte uğurlu sayımın bölümüyle sizlerle karşınızdayım. Ve Kaya Haber Bülteni'nin devam ediyoruz. Evet, ilginç bilgilerle. 07 de, yani 7 de çok havalı durmuyor mu ya? Çok güzel rakam değil mi ya? Aynı, çok havalı bir rakam yani. O yüzden sevdiğim rakamlardan bir tanesidir. Uğurlu sayımdır 7 benim. 7 yemeği 7. Neyse, lafımızı daha fazla uzatmayalım abi. Bugün sizlerle birlikte Yine ne oldu? Bir şey demeyi unuttuk. 07 plakasının neresi olduğunu bilene aşağı yorumlarda onu hesapla abone olmakla kalmayıp, eğer ki olmadıysam onda like atacağım. Ve olduysam da birkaç kişiye daha bilene bunu yapacağım. Veyahut da birçok kişiye yapacağım. 7. bölüm olduğu için, tamam. Okey, yes my friend diyelim. Haberimize kaldığımız yerden devam edelim. Belki de 30'dan fazla ilginç bilgi vardır. Bayağı bir ilginç bilgileri derledim. 7. haber özel olsun diye. Neyse, daha fazla daha yeni daha güzel. Yes yeni. Şeyler istiyorsanız da yine Kaya Haber Bülteni devam etmesini istiyorsanız beğenirsiniz. 54 like bekliyorum, tamam mı? Sakaryalılara selam olsun. Hadi bakayım, inşallah sakar kalmayız. 2 dakika çok fazla uzattım. O zaman haberlerimize geçiyoruz. Gümbür gümbür. Bir dakika. Dikkat dikkat. Haber çok uzundur. Sizi hayrete düşürecek. Okuduğunuzda çok şaşıracağınız 15 ilginç. İlginç bilgiler. Birazdan öğreneceğiniz ilginç bilgiler gördükten sonra hayrete düşebilirsiniz. Sizler için okuduğunuzca oldukça şaşırabileceğiniz tuhaf ve bir o kadar 15. Besemek bedenimizi ve beynimizi sakinleştirmeye yardımcı olur ve stresi ortadan kaldırabilir. Aygırlarının sütü pembe renktedir. Balinalar denizin en büyük canlısıdır. Kendisi büyük olduğu gibi kalbi de çok fazla büyüktür. O kadar büyüktür ki damarlarının içerisinde bir insan rahatça yüzebilir. Kum taneleri mikroskopla bakıldığında resimdeki gibi gözükür. Gerçekten de çok ilginç değil mi? İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulundurmayan bal, güneş görmeyen bir yerde saklanırsa asla bozulmaz. Denizin tuhaf canlılarından birisi olan ahtapotların diğer canlılara göre 3 tane kalbi vardır. Soğan doğrarken sakız çiğne gözlerinin yaşarmasını önler. Bu işlem bilimsel olarak kan... Sihirbazların sihir yapmak için kullandığı abrakadabra kelimesi yıllar önce yüksek ateşi olan hastaların ateşini düşürmek için söylenmiştir. Bozuk paraların tuhaf kokusu, vücudumuzun yağların bakır veya demir ile etkileşime geçmesi sonucu oluşur. Ve muzun DNA'sı %50 oranında benzemektedir. Ye beni ye beni diye canavara dönüşmüş. İnsanlar telefonda konuşurken yüz yüze konuşmaya göre daha çok yalan söylemektedir. Bir tabire göre kadınlar hoşlandığı erkeğe daha yüksek ses tonu kullanmayı tercih ederler. Bir salyangoz 3 yıl boyunca hiç uyanmadan uyuyabilir ve ortalama olarak ömrü 15 yıl. İnternet en hızlı yayılan iletişim aracıdır. Televizyon yayınları 13, radyo yayınları 38 yıl. 50 milyon izleyici ve dinleyiciye ulaşırken internetin 50 milyon kişiye ulaşması sadece 4 yıl olmuştur. Dünya üzerindeki en 20 uzun mesafeli koşucudan 12'sinin Kenya'da bulunan Kapsabet kabilesinden geldiğini biliyor muydunuz? Peki ya başarının temel sebebini soracak olsam? Nabızların geç yükselmesi ve performans sonrasında hızlı bir şekilde normalleşmesi yatıyor. Bir ülkenin orkestrasının ordusundan daha fazla olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu şaşırtıcı gerçek ile bağdaşan dünya üzerinde Avrupa kıtasında yer alan Monaco şehir devletinin ulusal orkestrası ordusundan daha büyük olduğu biliniyor. Zekası ile övünen birçok insan bazen tat kaçırabiliyor. Peki ya zeka nedir? Ünlü bilim insanları ne şekilde yorumluyor? Yapılan IQ testi ile 62 puan alan fizikçi
Albert Einstein'ın yalnızca 2 puan ile kaçıran ünlü fizikçi astronom Stephen Hawking, IQ sorusunun ne olduğunu sorusuna karşılık hiçbir fikrim yok. IQ ile övünen insanlar zavallıdır demiştir. 1990'lı yıllarda ortaya atılan Plüton ile bir gezegen mi yoksa asteroid mi sorusunun ardından dünya üzerine kafalar karıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde Uluslararası Astronomi Birliği 2006 senesinde Plüton bir gezegen olmadığını resmen açıkladı. Ya bu güzemli gezegen hakkında söyleyeceğimizi inanamayacaksınız. Eğer Plüton'u bir gezegen olarak kabul edersen 1930 yılından bu yana Güneş etrafında tam bir dönüşünü dahi gerçekleştirmemiş olduğunu söyleyeceğiz. Neden mi? Plüton Güneş etrafında bir tam turunu tam 248 yılda tamamlıyor. Plüton ah! Tropik hayvanlar arasında yer alan sinek kuşu sahip olduğu yüksek metabolizması ile hayatta kalma konusunda adeta şaşırtmaktadır. Peki insanların metabolizması bir sinek kuşu kadar hızlı çalışsaydı ne olurdu? Elbette ki siz de bilmiyor olabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Her dakika bir bardak su içmeniz yeterli olabilirdi. Ne kolası ya! Pısay mı? Birçok film ve çizgi romana konu olmuş mamutlar bizlere çok yakın tarihte yaşamış gibi gelse de binlerce yıl önce var olmuş günümüzde soyu tükenmiş sevimli dostlarımızdır. Neredeyse bundan tam 4000 yıl önce inşa edilmiş piramitlerin yapımında dahi mamutlar kullanılmıştır. Yani mamutların geçmişi piramitlerden bile daha önceye dayanır. Dünya üzerinde en değerli taşlar arasında yer alan elmas hakkında duyacağımız bu gerçek belki de onu en değersiz taş yapabilir. Çünkü Jüpiter ve Satürn'ün yağmur yerine gökten elmas yağıyor. Evet, yanlış duymadınız. Eğer Jüpiter da Satürn'de hayat olsaydı elmas dünyanın en değersiz taşlarından bir tanesi olabilirdi. Jüpiter, kırmızı biber. Teknoloji devi arasında yer alan Apple firmasının kurucusu Steve Jobs hakkında duyacağımız bu gerçeği çok şaşıracaksınız. Teknolojinin tam olarak içinde yer alan bu bilim insanı çocuklarının kendi üretimi olan iPad kullanmalarına izin vermedi. Peki ya bu sizce de ilginç? Jobs açıklamasında bunun sebebini çocukların teknolojinin olumsuz etkilerini korumak olarak adlandırıyor. Ayrıca Steve Jobs sözlerini merak ediyorsanız adlı içeriğimize tıklayabilirsiniz. Her sene büyük coşkuyla dünyanın birçok farklı noktasında kutlanan Noel, belki de Hristiyan toplumlar için vazgeçilmez bir gelenek. Peki İngilizler bu durum için mutlu Noeller diyor. Neden mi? Mutlu aynı zamanda sarhoş anlamına da geliyormuş. 1889 yılında Japonya'dan dünyaya nam salacak Nintendo oyun konsolları günümüzde halen ilgi görmektedir. Peki ya Nintendo 1922 yılında yıkılan Osmanlı döneminde dahi var olduğuna inanabiliyor musunuz? Katerina kendisine yaptırmak istediği saray gerekçesiyle dünyanın ilk roller coaster'ını inşa etti. Ülkelerin en büyük ilham kaynağı elbette ki ulusal marşı oluyor. Yunanistan'ın milli marşı tam 158 kıtadan oluşmaktadır. Neden? Özgürlük marşı olarak bilinen bu marş 1821 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirilen ayaklanmadan ilham alınarak yazılmıştır. Bakarsanız benzeridir. Şimdi bu haber şokoladadan şokoladaya göre değişebilir. Neyse okuyor. Kimilerine göre hayatın mutluluk kaynağı olarak tüketilen çikolatalar hakkında ilginç bir şey gerçeği öğreneceksiniz. Genç yaşta bir bireyin vazgeçilmezi lezzetli alıştırmalık nasıl olur da zararlı bir hal alabilir? Yapılan araştırmalara göre sütlü çikolatalardaki kafein oranı kolanınkinden daha fazla. Nasıl mı? 250 milim kolada kafein oranı 200 miligram iken sütlü çikolatada bu miligram yok. Bu rakam 50 miligramı geçmekte. Tabii bu her çikolatada yoktur. Sağlıklı çikolatalar da araştırılırsa var elbet. İlk haberimizi izleyenler zaten bu haberi okuduğumu bilir. Neyse ben yine de okuyayım. Astronotlar neden hep beyaz giyer? Astronotların giydikleri giysilerin güneşten gelen ve uzay yürüyüşleri sırasında koruma şansının olmadığı ışınımları büyük ölçüde yansıtabilir olması için beyaz renkte olmaları gerekiyor. Selfie kavramını pratik olarak ilk kullanan kişi 1839 yılında kendi fotoğrafını çeken Robert Carnarius'tu. Günde 24 saat sayı sayan kişinin 1 trilyona ulaşması 32 bin yıl sürer. 32 dişim mi var ya?
Çekirgeyi sana verdim, çekirgeyi sana verdim. Hoplayıver çekirge, zıplayıver çekirge. Çekirgenin kulaklar dizlerine bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga Tavulu, Butan'a göre bir tane bilgi Türk vatandaşı yaşamaktadır. Nikaragua'da ise 15 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Almanya 2 milyonlu en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır. Bugün neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'un ilk adı Backrub'dur. Kurucular Ray Lerak ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun çevirerek resmi kaydını bu isim. Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer Vatikan'dır. 2017'de yapılan nüfus sayımına göre 1000 kişinin yaşadığı Vatikan'dan her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir. Dünyada her yıl en çok film çekilen ülke sanılan aksine ABD'de Nijerya. Ülkede film endüstrisine verilen isim ise Nollywood. Ülkede haftada ortalama 50 film çekiliyor. Ne ya bu Wood'lar? Hollywood, Bollywood, Nollywood. Wood. Ahtapotların 8 bacağı olduğu gibi 3 tane de kalbi, 9 adet beyni var. Güneş sisteminde yer alan gezegenler arasında en sıcak olanı 450 santigrat ile Venüs'tür. Periyodik tabloda yer almayan tek harf J harfidir. Dünyamızda yaşayan en yavaş hayvan 3 tırnaklı 3 parmaklı slottur. Anda sanmıştım. Neyse. Amerika kıtasında yaşayan hayvan saatte maksimum 0.0048 km hıza ulaşır. İnsanoğlu tabii ki bulunduğu her ortamdan ağlayabilir. Ancak yer çekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile gözyaşlarınız gözünüzden süzülemez. Yardımınızı ümit ediyorum. İnşallah haberlerimi beğenmişsinizdir ve daha fazla, daha yeni, daha güzel gelmesini istiyorsanız da yemişsiniz video istiyorsanız da 54 dakika. Çok fazla bir şey istemiyorum. Bakın Derviş Yusuf oyunda da yine desteklerin için teşekkürlerimi sunuyorum. Onun da çok müthişim, muhteşem kanalı var. Sağ üst köşeden bakın bu taraftan ha. Bu taraftan değil, bu taraftan gidip alıyorsunuz, tamam mı? Ve 700 abone olun, inşallah da 1000 abone, 2000, 3000 gibisinden gittiği yoluna açık olsun inşallah. Daha da fazla çoğalır aboneler. Neyse çok uzatmayayım. Herkes yükselir inşallah. Evet, daha fazla uzatmayacağız. Bir haber bültenimizin daha sonuna denk geliyor. Sağ üst köşede bir anket yaptım. Bir sonraki haberde yine devam edeceğiz bu şekilde. 20 yıl içerisinde gelmesi beklenen teknolojik içerik aletler falan olacak bir sonraki videomuz. Eğer bu video çok güzel izlenirse, yine de çok güzel veya like da almasa da ben yine bu seriyi devam ettireceğim. Çünkü Kaya Haber bülteniyiz değil mi? Pes eden değil, kaybetmeyen kazanır. O halde devam edeceğiz. Bu arada son dakika bir haberimizi daha ekleyelim. Ya biz seni rapler çıkartmaya başladım artık. Biliyorsunuz ya biz seni serüveninizle başladık. Kuzenimle yapmış olduğum rap müziğinle başladık bu yolculuğa ve devam da ediyoruz. Daha doğrusu devam ediyorum. İlerleyen zamanlarda da yine daha güzel rapler de üretirim inşallah. Bir sağ üst köşede diğer kanalıma da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu ara o kanalımız düştü maalesef. Onda da bir rap yayınladım. Football Time diye. Hala izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Güzel bir rap oldu. Hala tişörtümde ne mi yazıyor diyeceksiniz. Gözünüze takıldı değil mi? Friday is my favorite day. Cuma günü benim favori günüm. Bugün salı günü. Haberleri bugün çekiyorum. Ve akşam da dizim var. Cuma mı hastaydık acaba ya? Gündüz eşimle gitsek mi acaba? Sağ üst köşede yapacağım ankette bunu değerlendirelim. Haftada zaten 2-3 kez atmaya tam gazı seri bir şekilde devam edeceğiz haber bültenine. Sizlerden de yoğun bir beğeni ve yorum bekliyorum. Bakalım Kaya tayfası kaçmış görelim. Aktifliğimizi belli edelim bu videoyla. Elbette benim de şaşırdığım haberler oldu. Güzeldi çünkü haberler. Neyse daha fazla, daha yeni, daha güzel. Ya biz seni video istiyorsanız kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Sağ elimle. Bay bay. Yolunuz açık olsun.
Allah'a emanet olun. 7. bölüm buraya kadardı. Uzatmayalım ya, geç.